Benim ne işim var burada? Siz kimsiniz? Bakın ben Ahmet Kirazcı. Anestezi uzmanıyım. Siz yanlış insanı kaçırdınız. Tüh. Yakınında yanlışlıkla öldü o zaman. Kime ne yaptınız ya? Tarık! Öldü. Sakın öyle üzülmüş numarası yapma. Sevgili kayınbiraderimle daha 3 gün önce birbirinize girmişsiniz tekme tokat. Silahlar falan çekilmiş, karakolluk olmuşsunuz. Ay seni bir de çocukların önünde bir güzel dövmüş. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden ha? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Dur. Geleceğiz oraya. Tabii sen bu durumu içine sindiremedin. Özellikle çocukların önünde dayak yemeyi. Sonra kayınbiraderini aradın. Ve görüşmek için buraya çağırdın. Ki telefonda arama mevcut. Daha sonra aranızda böyle küçük bir tartışma çıktı. Ve sen üzerinde kendi parmak izin olan bu silahla onu öldürdün. Yapmayın ya. Bunlara neden yapıyorsunuz ya? Neden yapıyorsunuz bana bunları? İyiliğin için. Siz miras meselesi yüzünden kavga edip durmuyor muydunuz? Kayınbiraderin öldü. Arsalar karının. Artık zengin oldunuz. Allah'ım delireceğim. Çocuğu al. Allah'ım delireceğim ben ya. Bu anlattıklarım iyi ihtimallerdi. Şimdi ben sana kötü ihtimali anlatacağım. Polis cesedi bulacak. Elbette ki silahı da bulacak. Arama kayıtlarını kontrol edecek. Arkada araban duruyor. Burada kan var. Bu şartlar altında en iyi ihtimalle 25-30 yıl yersin. Çocuklarının dayısının katili olacaksın. Kimse yüzüne bakmayacak. Kısacası hayatın mahvolacak. Senden kendi hayatına karşılık başkasının hayatını istiyoruz. Yarın ameliyata gireceğin hastalardan birine vereceğin narkoz sana hayatını, karını, çocuklarını geri almanı sağlayabilir. Komiserim adamın hayatını kurtardın. Ama birkaç gün yoğun bakımda tutacaklar. Adam konuşur hale gelir gelmez haber verecek arkadaşlar. O Muzaffer denen adamın da robot resmini çizdireceğim. MKC. Gel. Yarından sonra bunlar sana lazım olacak. Buraya 3 bavul altın gömdüm. Kimse bilmiyor, sadece bizim çocuklar. Bütün servetin bu yani ha? Seni kaçıranların altına. Tuzakladın mı? Arkamdan da iz bıraktım. İlla ki gelecekler. Onları alacağım. Bizim çocuklar biliyor. Anlatırlar sana. Tamam, hallederiz. Odadan çıkanlar işe yaradı mı? Yarayacak. Şu Yüksel amir bir Ankara'ya gidip gelsin. Ondan sonra bakacağız çaresine. Takma sen kafana bir şey. Hadi eyvallah. Barca. Hakkını helal et. Ben seni etrafında ve onun etrafında istemiyorum. Anladın mı? Seni görmek istemiyorum. O yüzden senden nefret edeceğime senin olmamanı tercih ederim. Madem benden bir şey istedin, ben de senden son bir şey istiyorum. Bir an önce iyi ol, tamam mı? Kaan için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.